Gel. Korktu. Alvin. Abi. Sabahtan beri uyuyor. Döndür, döndür, döndür. Hadi be oğlum. Sen onu verme elinden o şu an. Onu alıp gidecek çünkü. Al onu, sonra veririz. Yaklaşık 3 hafta oldu. Burada ormanda bulduk. Bir ağaç kovuğundaydı. Annesi yanında olmadığı için biz de alıp beslemeye karar verdik. Önce bir veterinere götürdük. İlk önce şırıngayla sütle besledik. Daha sonrasında işte fındık, fıstık bu tarz yiyeceklere geçtik. Şu an için sağlıklı görünüyor. Sahiplendik. Yani doğada tek başına, orada kovukta yaşamaya çalışıyordu. Biz de alıp ona bir aile olmak istedik. İlk zamanlarda onu aldığımızda tabii hayvanın içgüdüsel olarak yabani bir hayvan olduğu için ilk zamanlarda bize ısırıp tırmalama huyları vardı. Ama zamanla tabii onu besledikçe cebimizde uyudu uzun zamandır. Hatta hala cebimizde ve şapkamızda uyuyor. O da bizi artık ebeveyni sanıyor. Haliyle bize zarar vermiyor. Sadece tırnakları biraz çiziyor. Onları da kestirmiyoruz doğasında olduğu için. Türlere vesaire rahat tırmansın diye onları da kestirmiyoruz. Yani şöyle bunların tanışma merasimi var bir. Ufak bir ilk önce elinizi uzattığınızda ufak bir dişleme şey yapıyor. Sevdiği insanlara geçiyor, sevmediği insanlar da dişlemeye devam ediyor. Yavaş yavaş da dozajını arttırıyor. Daha biz de tam çözemedik tabi ama ilkten bir ufak bir ısırıkla şey yapıyor, merhaba diyor insanlara. Cinsi hakkında herhangi bir şeyimiz yok. Hani burada bu ormanlarda yaşayan yabani sincaplardan. Zaten bunların 140 çeşidi var. Ülkemizde en yaygın olanlarından biri bu çeşit. Buradaki ormanlarda da çok fazla var bundan. Normal yabani sincap olarak şey yapılıyor, adlandırılıyor. İsmini de meşhur Alvin ve Sincaplar filminden esinlenerek Alvin koyduk biz de. Yani zaten herhalde sincap besleyen birçok kişinin de ilk aklına gelecek isim Alvin olacaktır. Hatta şu anda da şapkada da uyuyor. Dön istersen evet. Genelde çerezle besleniyor. Fındık, fıstık, ceviz. Ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Ceviz, badem bunlardan pek zorda kalmadıkça yemiyor, tercih etmiyor. Onun dışında çikolata ve cips de şey yapıyor. Bunlara bayılıyor tabii. Bunları ara ara sadece veriyoruz. Ödül olsun diye. Bu şekilde beslenmesi. Çay içiyor ara. Şimdi her zaman tabii evde durmuyor. Güzel havalarda genelde buraya işletmemize getiriyoruz. Bulduğumuz yere. Yani hatta burada doğaya salmayı da birkaç defa denedik. Onu saldık ama burada çimlerde biraz koşturduktan sonra bize geri döndüğünü gördük. O da bize alıştı. Herhalde o da doğaya dönmek istemiyor. Ama biraz daha büyüğünde tabii tekrardan deneyeceğiz. Kendi tercihine bırakıyoruz. Tamam.